Günden kalanlarla tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Vakit kaybetmeden araştırma masasına gitmek istiyorum. Çağlar Kuzdukluoğlu bizi bekliyor. Piyasalar kapandı, notları kendisinden alacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar tekrar merhaba, hoş geldin yayına. Şimdi %2'nin biraz üzerinde bir değer kaybıyla günü noktaladı. Borsa İstanbul 100 endeksi denge bulmaya gayret ediyor diye konuşuyoruz. Ama hali hazırda da satış baskısı sürüyor. Neler aktaracaksın? Didem, aslında küresel taraftaki satış baskısının BIST 100'ün üzerinde de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi bugün bir miktar yeşiller küresel piyasalarda öne çıkmış vaziyette. Nitekim özellikle ons altın ve ons gümüşteki düşüşleri de bilhassa hisse senedi piyasaların üzerinde etkili olan havayla ilişkilendirir vaziyetteydik. Ama orada da açıkçası bugün çok negatif bir görüntü olmadığını söyleyebiliriz. Aslında bugünkü %2'lik düşüş haricinde detaylarda önemli şeyler var. Keza grafiğimize de ekrana gelecek. Son dönemde sık sık kullandık bu grafiği. Ama düşüşün niteliği anlamında bakacak olursak da 1 Eylül tarihi itibariyle Didem 3142 puandan kapattığını görmüştük BIST 100'ün günü. Buradan sonra 3200 puanın üzerinde seyrediyordu. Zirvesi de 3600'lü puanlar olmuştu. Ta ki 12 Eylül'deki o zirve kapanış sonrasında izlemeye başladığımız dalgalanmalarla birlikte keza özellikle Eylül ayının ilk haftalarında aslında küresel piyasalarda satış baskısı daha ön plandaydı. 12 Eylül'e kadar BIST 100'ün yılın ilk 8 ayında olduğu gibi pozitif ayrışmasını sık sık sürdürdüğünden bahseder vaziyetteydik ama devre kesicilerin açıkçası görüldüğü o günden itibaren kapanışlarda pozitiflikler olsa da genel itibariyle şu anda grafikten anlaşılacağı üzere düzeltme eğiliminin çok güçlü kalamadığını belirtebiliriz. Bugün de baktığımız zaman 12 Eylül'deki o zirvenin ardından ikinci kez 3200 puanın altında bir kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yabancının da açıkçası satış tarafında olduğu bir günü geride bıraktık. Endeksler bazında baktığımız zaman da açıkçası bazen dönemsel olarak pozitif ayrışanlar gün içi ya da günlük bazda olabiliyordu ama bugün Borsa İstanbul'da açıkçası pozitiflik anlamında çok öne çıkan bir detayın olmadığını söyleyebiliriz. 3200 puanın altında da kapanış gerçekleşti. Peki küresel piyasalardaki pozitiflik nasıl şekilleniyor? Burada aslında haber akışları anlamında ya da genel olarak sıkılaşan para politikaları ve bilhassa büyüme tarafındaki genel görünüme ilişkin tersi yönde bir olumlu sinyal olmamasına karşın bugün bir miktar hem kripto paralarda, gerçi Bitcoin'de dalgalanma gün aşırı sürer vaziyette, hem hisse senedi piyasalarında hem de değerli metallerde bir miktar toparlanma izler vaziyetteydik. Haftanın iki işlem günü kaldı. Burada içeride özellikle Borsa İstanbul'u, yurt dışında da bilhassa yılın ilk 9 ayında kapanışlarda özellikle kırmızı görmeye alıştığımız varlık sınıflarını izlemeyi sürdürüyor olacağız biz de. Çağlar, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu notlar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Her çarşamba olduğu gibi günden kalanlar da şimdi de Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ile birlikteyiz. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Sadi Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, size de iyi yayınlar. Sadi Hocam, şimdi hem içeriden hem dışarıdan önemli başlıklar derledik, toparladık bugün. Sizin de görüşlerinize başvurmak istediğimiz. İçeriden mi başlamak istersiniz, dışarıdan mı? Dışarıdan başlayalım istersen, içeriye doğru gelelim. Tamam, oldu. Nasıl isterseniz öyle. Şimdi bugün İngiltere Merkez Bankası biraz gündemin ortasındaydı. En azından günün daha erken saatlerinde. Ve tahvil piyasasına bir müdahalesi oldu Bank of England'ın. Kasım ayında da bir faiz artışı bekleniyor. Sterlinin durumu ortada. Gerçekten çok ciddi baskı altında. Ve daha da devam edebileceğine dair endişeler var. İsterseniz bir İngiltere'yi bütün o Avrupa merkezinde olup da birliğin içinde olmayan ülke olarak bir değerlendirelim ve nasıl yorumladığınızı alalım, oradan sürdürürüz sohbetimizi. Buyurun. Evet. Şimdi öncelikle şimdi Amerika'dan başlarsak, bir sıkılaşma hareketi aynı zamanda tahvil piyasaya, tabii ki tahvil satarak bilançolarını
biraz daha küçültme yönündeki politikalar, yani daraltma diyelim istersen, finansal daralma stratejilerini uygulamaya başlayan ilk FED oldu. Diğer merkez bankalarından da geldi atak, biliyorsun. 125 bas puan işte iki kez faiz artırdı Avrupa Birliği Merkez Bankası. İngiltere de aynı yolda gidiyordu ama birdenbire İngiltere şimdi biraz finansal piyasalarda oluşabilecek olaylardan rahatsız gibi görünüyor. Ve piyasalara bir anlamda ben çok fazla da sıkılaşmaya gitmek istemiyorum gibi bir mesaj verdi. Tabii bunun ardından da ciddi anlamda para değerlerinde problem yaşanıyor. Zaten şöyle baktığımız zaman aslında son yıllarda bu küresel krizde, krizde dahil edersek işin içine, yani 2008 küresel krizinden bu yana özellikle gelişmiş ülkelerde sorunların gelişmekte olan ülkelere, bizi yani gelişmekte olan piyasalara kıyasla çok daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Yani çünkü hep parasal genişlemeyle ekonomilerini ayağa kaldırdılar. 2002'den beri sürekli genişleyen para politikaları, ardından zaten 2008 küresel krizi getirdi. 2008 küresel krizi bitti. 2010'dan sonra tekrar genişleyen para politikaları, işte parasal gevşeme politikaları yine enflasyonu bize farklı bir şekilde getirdi. Ve şu anda artık finansal olarak daralmaları ve özellikle bilançolarını küçültmeleri çok çok zor görünüyor. Çünkü işin bir de finansal piyasalar ayağı var. Çünkü finansal piyasalarda varlık fiyatları zaten aşırı değerli hale gelmiş durumda. Bunu hep söylüyoruz, hep evet. Söyledik de yıllardan beri sadece işte emlak piyasası değil, aynı zamanda yani her şeyin enflasyonu var aslında şu anda. Yani emlakın enflasyonu var, menkul kıymetlerin enflasyonu var, tüketiciye yansıyan var, maliyet enflasyonu var, talep enflasyonu, her şeyin enflasyonu ile karşı karşıyayız. Şimdi burada İngiltere'nin çok cesur olması lazım. Faizleri böyle çok hızlı bir şekilde yukarı götürüp ya ben enflasyonla mücadele ediyorum diyebilmesi çok kolay bir şey değil. Çünkü faiz oranlarının yükselmesi varlık fiyatlarının ciddi anlamda düşmesi anlamına geliyor. Amerika bunu belki biraz göze aldığı için, çünkü onun enflasyonu biraz daha farklı bir noktadan geliyor. Onu da belirtelim. Yani Amerika'nın enflasyonu talep ağırlıklı bir enflasyon. Çünkü net zaten petrol enerji ihracatçısı olan bir ülke Amerika. Tarımda da problemi yok. Dolayısıyla gıda ve enerjide eli rahat. Onun tam tersi enerji fiyatlarındaki yükseliş özellikle bunların işine de geliyor. Amerika'nın işine de geliyor. O nedenle enerji şirketleri de ne yapıyor? Vergilemeye çalışıyor. Evet. Aynı şeyi İngiltere de yapıyor. Gerçi enerji şirketlerini İtalya, İngiltere ve Amerika enerji şirketlerini ciddi anlamda vergilemeye başladılar. Bunun dışında işte Macaristan, Yunanistan, Romanya, Slovak Cumhuriyeti gibi ülkelerde de enerji şirketlerine vergi, ekstra vergi getirme gündeme geldi. Getirdiler de zaten. Ama İngiltere biraz daha farklı. Avrupa kısmı biraz daha farklı. Avrupa'daki enflasyon ağırlıklı olarak enerji ve gıdadan kaynaklanan bir enflasyon ve navlun, özellikle navlun giderlerinin inanılmaz yüksek olduğu bir ortamda yüksek enflasyonun bir süre daha devam edeceğini zaten biliyoruz. Bugün bir de herhalde bir kuzey hatta kuzey gaz, yakın 1 ve 2 evet hocam, bir gaz sızıntısı problem var, bir gaz sızıntısı olduğu ortaya çıktı, büyük olasılıkla sabotaj gibi de görünüyor. Şimdi böyle bir şey varsa bu tamamen Almanya ve Avrupa'ya gelecek olan Rusya'dan gelecek olan gazın tamamen durması demek. Çünkü Avrupa'da ciddi baskılar vardı, ciddi protestolar vardı hükümetlere karşı. Ya bu yaptırımlar sadece Rusya'yı değil, yani bizi de çok yakından etkiliyor diye. Hemen bunun arkasından da böyle bir sabotaj diyebileceğimiz bir olay gerçekleşti. Bu da yani Avrupa ya artık, yani Rusya'ya bakmayın, Rusya tarafına bakmayın, biz burada
sorunu kendi içimizde çözmemiz gerekiyor gibi bir mesaj da verilmiş olabilir. Ama İngiltere bence hem finansal varlıkların özellikle düşmesinden korktuğu için parasal genişlemeye hala devam ediyor. Çünkü uzun vadeli alımlar yaparak bunu devam ettiriyor. Ve politikası da diğer ülkelerden biraz daha farklılaşmaya başladı. Bunu da zaten pound'un değerinde görebiliyoruz. Şu anda Amerika dışında Avrupa'nın da evet belki faizleri bir iki kez daha yükseltecekler. En azından bundan sonraki toplantıda bir 75 baz puanlık bir yükseliş daha bekliyoruz. Ama yani Amerika'nın daha sert müdahalesi var özellikle enflasyona karşı. Tabii Amerikan dolarının hızla değer kazandığı bir döneme doğru girdik. Herhalde bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor. Peki. Yani İngiltere biraz zor yani. İngiltere'nin işi gerçekten yani arada kalmış durumda. Parasal genişlemeye devam etse veyahut da ben bunu faizleri yükseltmeyeceğim, efendim varlık alımlarını tamamen işte durdurmayacağım dese farklı bir sonuç çıkacak. Tam tersini söylese, faizleri yükseltip bilançoyudan alsa çok daha farklı bir sonuç çıkacak. Bir tarafı durgunluk, bir tarafı enflasyon. Bence şu anda İngiltere'de ne yapacağını herhalde tam olarak kestirebiliyor değil Didem. Yani biz okuduğum şey o yani. Genelde gördüğüm olay bu. Hocam aslında İngiltere'den bahsederken çevre ülkelere ve hatta diğer merkez bankalarına da değindiniz. Benim de soracağım soruların da önünü açmış oldunuz. Şimdi bir kere evet. Rusya ile ilgili bugün yeni yaptırımlar da açıklandı ve görüyoruz ki aslında bu paket içerisinde Rusya'yı 7 milyar euro ihracat gelirinden mahrum edecek önlemler var. Bir tanesi de zaten işte 3. ülkelere satılan Rus petrolüne tamam fiyat uygulanması gibi tedbirler. Evet. Enerji krizi dolayısıyla çok bitmiyor. Bir de üstüne Amerika'da şu an şu dakikalar itibariyle hatta beklenen Florida'ya varması beklenen Ian kasırgası da gündemde. Oradaki arz tarafı ile ilgili sıkıntı yaratabilir sorusu var. WTI'ye bakıyorum. Oturduğum andan itibaren zaten yaklaşık 1 doların üzerinde arttı. Sırf şu son 10 dakika içerisinde %3.30'luk bir artış var. Biraz enerji tarafıyla ilgili yorumunuzu Türkiye'ye de bağlayarak yapmanızı isteyeceğim. Ama onun öncesinde bir bakıyorum izninizle. Bir dakikanızı rica edeyim. Evet, ya bence enerji tarafıyla devam edelim. Çünkü özellikle merkez bankalarının bundan sonra ne yapacağıyla ilgili hamleler ve adımlar da biraz oraya da bağlı gibi duruyor. Herkes enflasyonla dediğiniz gibi mücadele ediyor. Evet. Herkes büyümeden feragat ederek enflasyonla mücadele ediyor dışarıda. Bize gelince durum nasıl yorumlanacak onu da soracağım. Evet. Şimdi önce istersen şöyle gene dünyada birkaç hiç böyle konuşulmayan ülkeler var. Onları da birazcık söz edelim. Olur hocam tabii. Biliyorsun Avrupa İmar Kalkınma Bankası, EBRD bir küresel işte daha doğrusu kendi üyelerinden, üyelerini analiz ederek bir rapor yayınladı. Bugün yanılmıyorsam yayınladı. Hocam bizde de konuktu zaten evet EBRD baş ekonomistiyle konuştuk. Benzer şeylere evet. Değinecektir mutlaka. Buyurunuz. Çok güzel. Yani ben de şöyle rapora bir göz attım neler var diye. Bir kere o da enerji yani Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji bağlamında zaten artık ülkeler değerlendiriliyor. Bunun uzun sürmesi, savaşın uzun sürmesi hemen hemen birçok ülke açısından çok ciddi anlamda tehdit oluşturuyor. Fakat bazı ülkeler özellikle emtia üreten, yani emtia bağımlısı ülke diyoruz, ihracatının %60'ı eğer bir emtiaya bağlıysa bu şey olabilir, maden olabilir, efendim tarımsal ürün olabilir, enerji olabilir, doğalgaz, petrol olabilir. Bu ülkeler ihracat bağımlısı ülkeler. Şimdi emtia bağımlısı ülkeler. Dolayısıyla bu emtia bağımlısı ülkelerin aslında işine de geliyor. Şöyle raporda çok enteresan şeyler var. Mesela Kazakistan, Türkmenistan
aslında bizim de çok yakından ilgilendiğimiz coğrafyalar olduğu için söylüyorum. Burada mesela Kazakistan 42 milyar dolarlık bir petrol ihracatıyla inanılmaz büyük bir ihracat yakalamış durumda. Yani Kazakistan enerji fiyatlarının yükselmesinden çok memnun. Aynı şey Türkmenistan için de geçerli. Orada da çok ciddi bir artış var. İşte bunun yanı sıra bazı ülkeler var. Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan gibi ülkeler de çok ilginç. Rusya'da iş gücü talebi var. Yani Rusya'dan iş gücü talebi geldiği için bu ülkeler ciddi anlamda oraya işçi gönderiyorlar. Ve bu ülkelere Rusya'dan işçi dövizi akıyor. Ve bu ülkelerde reel ücretler oldukça iyi düzeylere gelmiş durumda. Ve özellikle yabancı girişlerinin, yabancılar da buraya dikkatle bakıyorlar. Hele hele Rusya'dan biraz daha Rusya'nın dışına çıkmak isteyen zengin Ruslar da bu bölgelere yatırım yapma peşindeler. Hatta ciddi anlamda göç almaya da başladı buralar. Özbekistan yabancı yatırımcıyı özellikle teknolojiye uyumlu yatırımları desteklemek için Özbekistan mesela bilişim teknolojileri parkı oluşturmuş durumda. Özel bir bölge. Bu bölgede ayrıcalıklar veriyor, teşvikler veriyor. Bu bölgeye gelip çalışın diye. Şimdi bu ülkelerde durum oldukça yani fena değil gibi görünüyor. Ama tabii savaş uzarsa enflasyon var mı? Evet var. Enflasyon %10 civarında enflasyon var ama reel ücretlerde de bir artış var bu bölgede. Bunun dışında EBRD'ye bağlı 36 tane üyesi var. Bunlar hep emerging market dediğimiz bizim gibi ekonomiler. Türkiye'de dahil buna. Bunlara da baktığımızda hepsinde temel ortak yön şu. Vergi artırma yerine bu ülkeler daha çok enerji ve temel gıda üzerindeki fiyat kontrollerini destekliyor. Yani daha çok fiyatları kontrol ediyorlar, destek vermeye çalışıyorlar. Fiyatları kontrol ederek enerjide, gıdada daha fazla yükselmesin, vatandaşa ciddi bir yük binmesin diye uğraşıyorlar. Ama bunun dışında Afrika ülkeleri tabii ki ciddi problem. Gerçi Mısır enteresan bir bölge. Mısır üzerinden birçok pazarlama yapılıyor. Petrol ve gaz pazarlaması yapılıyor. Mısır orada fena değil gibi görünüyor. Ama diğer ülkelerde gıda fiyatlarında özellikle Ürdün'den başlayarak Fas, Tunus gibi ülkelerde tabii ki gıda fiyatlarının yükselmesi satın alma gücünü olumsuz yönde etkiliyor. Yani aslında Rusya'nın hinterlandı dediğimiz bölgelerde durum çok çok kötü değil. Hatta Macaristan sanırım Dışişleri Bakanı mı, Başbakanı mı dün bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki ya bu Rusya'ya bir yaptırım yapıldı. Yani bu Avrupa, sanki Avrupa Birliği'ne yapılmış gibi bir yaptırım diye değerlendirdi. Yani böyle giderse Avrupa Birliği içinde protestoların çok hızlı bir şekilde yükseleceğini, zaten sağ eğilimli hatta daha milliyetçi ağırlıklı, fanatik diyebileceğimiz partilerin oy kazanması, iktidara gelmelerini biraz bu şekilde de okumak gerekiyor. Bu tepkiler özellikle Avrupa'da farklı bir Avrupa'ya doğru taşıyor. Yani çok ilginç bir döneme doğru giriyoruz gibi geliyor Didem. Özellikle evet. Avrupa Birliği konusunda. Rusya'ya tabii. Yapılan yaptırımlarla ilgili olarak hatta şöyle yorumlar da okuyorum ben. Hocam Amerika kazandı bu yaptırımlardan, Avrupa kaybetti şeklinde yorumlar da var. Tabii orada bir hani soğuk savaş teması da işleniyor arka planda, onu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi hocam kalan sürede biraz daha iç odaklı gitmek tabii istiyorum. Siz EBRD'den bahsettiniz rapordan, ben de izninizle konuyu EBRD baş ekonomistine getirmek istiyorum. Bugün kendisinden aldığımız değerlendirmeler için de önemli notlar var. Öncelikle Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunun çok yüksek olduğuna, 180 milyar dolarlık bir seviyede evet. olduğunu biliyoruz. Net rezervler ise 15 milyar dolar düzeyinde diye altını çizdi. Dolayısıyla TL'deki değer kaybı çok büyük bir risk olacaktır diyor. Bitmiyor. Türk lirası daha da değer kaybetmeye devam ederse mutlaka telafi edilmesi gerekir ve kamu finansmanı da bundan oldukça olumsuz etkilenebilir diyor. Bir yorum rica edebilir miyim?
Tabii ki, tabii ki. Yani bu zaten konuyu seninle daha önceki programlarda da konuştuk Didem, biliyorsun. Türkiye'nin 40 milyar dolara yakın bir cari açıkla bu seneyi bitireceğini biliyoruz. Evet. Çünkü sonuçta 4,5 bir büyüme tahmini var ama belki 5 de olabilir bu büyüme yıl sonuna kadar. 5'in üzerinde gelebilir. Bu tabii ki ciddi bir cari açık. Yani 40 milyar dolara yakın bir cari açık demek. 180 milyar dolarda EBRD'nin de belirttiği gibi, hatta 182 milyar dolar tam kısa vadeli dış borcumuz söz konusu. Bunu çevirmemiz lazım. CDS'lerimiz belli. Yani 800 lira yakın CDS ortamında biz, yani risk primi ortamında biz bu borcu çevireceksek, bu ciddi anlamda bir kere Türkiye'ye bir yüksek bir borçlanma maliyeti olarak yansıyacak. İşte Amerika'nın bugün tahvilleri %4'leri gördü. %4 Amerikan borosu getiri sağlarken artık bize %4, %6, %7 ile kimse para vermemeye çalışacak. Veya başka koşullar olacaktır bu verilen paraların. Şimdi burada gerçekten de cari açık ciddi bir problem. Bunun da zaten raporda altı çiziliyor. Tabii ki bu koşullarda finansal sıkılaşma ve dünyada işte Ukrayna-Rusya savaşı da devam ederse yüksek enflasyon doğal olarak kur üzerinde de bir baskı yaratacak. Hem çevireceğin borcun miktarı hem enflasyon bir arada değerlendirildiğinde kurun üzerine baskı yaratacak. Bu tekrar bir enflasyon sarmalını beraberinde getirecek. Enflasyon sarmalında kısa vadede devlet çok kazandı. Neden çok kazandı? Yani ilk anda çok güzel enflasyondan vergi topladı. Ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Zaten sürdürülemez. Giderleri de ne yapmaya başlayacak? Hızla artmaya başlayacak. Bir de seçime doğru gidiyoruz. Onun etkisiyle de kamu dengesinde sıkıntılar başlar. Raporda bir tek güçlü olan yeri bankacılık sektörü olarak görüyor, biliyorsun. EBRD diyor ki tahsili gecikmiş alacaklar %3'ün altında. Dolayısıyla bir sorun yok bankacılık sisteminde, güçlü diyor. Ama tabii ki sistemde bu tür çatlaklar, yani kamu kesimindeki dengeler bozulur, kur yukarı doğru gelmeye başlarsa bunlar doğal olarak bankacılık sektörüne de ne yapacaktır? Olumsuz yönde yansıyacaktır. Dolayısıyla objektif bir değerlendirme yapmış bana göre Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak iyi bir halde. Peki son olarak da Sadi Hocam, Türk İş'in açıkladığı gıda enflasyonunu size sormak istiyorum. Evet. Aile ekonomisiyle tanınan Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu'nun bu konuya değinmeden bu yayından çıkacağını düşünmesini beklememek lazım herhalde kimsenin. Şimdi efendim çok yani bakıyorum, açlık sınırı 7245 liraya çıkmış. Yoksulluk sınırı 23600 liraya çıkmış. Gıda enflasyonu aylık olarak %5.15, son 12 aylık artışta %130. Bu acı tabloya nasıl bir yorum yapabiliriz? Valla tablonun kendisi o kadar acı ki aslında yorum gerektirmeyecek kadar açık. Gıda fiyatları bu şekilde çok ciddi bir şekilde yükseliyor ve aileler yani yaşam biçimlerine özellikle birçok şeyden fedakarlık yaparak ve onu da bırak, çok daha kaliteli ürünlerden fedakarlık yaparak en ucuz ürünlere ve artık beslenme değil doyma bağlamında bakıyorlar. Yani bir doyalım, bu öğünü de bir atlatalım bitsin diye bakıyor insanlar. Ama işte dışarıda yemek yeme maliyetlerini biliyoruz. Yani bir restoranda artık ortalama bir restoranda kişi başı 550-600 TL'nin altından hesap ödemeden kalkmak mümkün değil. Alkol olmazsa bu rakam, işte indir rakamı, 200 TL'lere geliyor neredeyse. Şöyle orta halde bir lokantaya girip şöyle güzel bir yemek yiyeyim dediğiniz zaman 200-300 TL kişi başı para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu gerçekten, hani zengin bak kendisini koruyabiliyor Didem bu fiyat artışlarından. Özellikle gıdada. Neden biliyor musun? En pahalı marketten alışveriş yaparken daha bir alt markete geçebiliyor. Yani bir tık daha, veyahut da işte kırmızı et yerken her gün arada
tavuk da karıştırıyor. Böylece fiyatlarını ne yapabiliyor? Dengeleyebiliyor. Evet. Ama özellikle alt grup gelir gruplarında zaten en ucuz marketlere gidiyor. 3 harfli dediğimiz işte ucuz marketlerde en ucuzunu zaten yemeye çalışan vatandaş ikamesi mümkün değil. Evet, dolayısıyla hocam, en fazla etkilenen bu kesim oluyor maalesef. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu, çok teşekkür ediyorum. Haftaya bugün görüşmek üzere diyelim, sizi uğurluyorum şimdi. Ve Londra'ya dönüyorum efendim ben. Çünkü Ceren Dilekçi Köseoğlu bizi bekliyor. Merhabalar tekrar Ceren. Artık günün son, Avrupa borsaları içinde, piyasaları içinde son dilimine girmişken hangi notlar var elinde? İdam merhabalar. Evet, Avrupa endeksleri bugün kapanışa yakın bir miktar toparlandı ve endekslere baktığımız zaman sınırlı yükselişler olduğunu söyleyebiliriz. Alman DAX endeksi %0.3 oranında yukarıda. Fransa borsası %0.2 oranında primli. İngiltere borsası da %0.2'lik primle günü tamamlamış gözüküyor. Tabii sabah saatlerinde kayıplar biraz daha sertti. Yani endekslerde %1.5'u aşan, hatta %2'ye ulaşan kayıplar yaşandığını gördük gün ortasında. Ardından ABD borsaları açılmasıyla beraber Avrupa endeksleri toparlanma sürecine girdi. Yine de İtalya borsası günü %0.3'lük bir düşüşle tamamladı. Bugün özellikle çelik hisseleri üzerinde baskı vardı. JP Morgan'dan gelen düşük karlılık uyarısı sektör için ArcelorMittal hisselerinde eser satışa neden oldu. Diğer tarafta Deutsche Bank'ın uyarısını takip ettik. Çünkü Deutsche Bank piyasalarda oynaklığını en az 12 ay boyunca sürmesini bekliyor. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen yorumlar var. Mesela Kazaks'ın yorumunu görüyoruz şu an ekranda. Ekim'de 75 bas puan faiz artışını destekliyorum açıklamasını yaptı Kazaks. Bugün de Avrupa Merkez Bankası'nın bir diğer üyesi olan Hozman Ekim ayı toplantısında 75 bas puan faiz artışını desteklediğini, şu aşamada 100 bas puanlık faiz artışının fazla olacağını fakat minimum 50 bas puanlık faiz artışı yapılması gerektiğini söyledi. Hatta Hozman'ın açıklamalarıyla beraber piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinin bir miktar törpülendiğini takip ettik. Çünkü piyasanın beklentisi 75 bas puanlık faiz artışına %90 ihtimal veriyordu. Fakat Hozman'dan gelen yorumların ardından bunun %40'lara kadar gerilediğini gördük. Şimdi Kazakistan'dan gelen bu açıklamaların ardından piyasa tepkisi değişecek mi? Onu hep birlikte takip edeceğiz. Bugün aynı zamanda veriler tarafında IFO endeksini aldık. IFO endeksi 4. ayda da üst üste düşüşünü sürdürdü. 100 puanın altına gerilemiş oldu. IFO tarafından yapılan açıklamada her ne kadar endekse düşüş yaşanmış olsa da imalat tarafında düşüş daha sert. Çünkü hala aslında işletmelerin, hizmetler sektöründe yer alan işletmelerin işe alımlarının devam ettiği açıklandı Almanya'da. Evet. Diğer tarafta enerji krizinin etkisini hafifletmek için Alman hükümeti beklentilerin üzerinde borçlanmayı hedefliyor. 2022'nin son çeyreğinde 22,5 milyar euro ekstra borçlanacak diyebiliriz Didem. Ceren, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum günün geri kalan kısmında. Efendim, günden elimizde kalan notları mümkün olduğunca, elimizden geldiğince sizlerle paylaştık. Ben burada noktayı koyarken sizi arkadaşımız Ersoy Erkazancı'nın bir röportajıyla, haberiyle baş başa bırakmak istiyorum. TrueBeacon CEO'su Richard Patel'la görüştü Ersoy Erkazancı ve kendisinden İngiltere ile Hindistan'ın bu pazarların küresel gelişmelere ne kadar dayanıklı olduklarına dair bir soru yöneltti. İşte Richard Patel'ın cevabı. Yarın saat 15'te görüşene dek hoşçakalın efendim. Son dönemlerde dünyada çok fazla oynaklık yaşanıyor. Petrol fiyatı arttı. Sterlin değer kaybı yaşıyor. Fed faizleri artırıyor. Ve enerji krizi var Avrupa'da. Ve bir varlık yöneticisi olarak tabii ki şu an zorluk yaşıyor olmalısınız ama siz aynı zamanda İngiliz vatandaşısınız. İngiltere içinde ne düşündüğünüzü merak ederim. Sizin de söylediğiniz gibi benim iki şapkam var. Şu an Hindistan'da çalışan bir İngiliz vatandaşıyım. İngiltere'ye dönüp bakıyorum ve çok büyük zorluklarla mücadele etmeye çalıştığını görüyorum. Siz enflasyon dediniz, enerji krizi var ve dengesizlik, istikrarsızlık var, Ukrayna'daki savaş var. Ve tabii ki bunların hepsi pound'u etkilemiş durumda. Hükümet tabii sizin de bildiğiniz gibi hem parasal hem de mali politika uygulamaya çalıştı.
İngiltere Merkez Bankası ile birlikte ve göreceğiz. Bunun etkili olup olmadığını göreceğiz uzun vadeli. Ama bu arada hükümetin yaptığı şey çok büyük bir kumar oynamak. Vergi tarafında ne yaptığını biliyorsunuz. Hem teşviği azaltmaya çalışıyorlar. Bu arada İngiltere'de çok çok yüksek bir enflasyon oranı var. Daha önce hiç görülmemiş bir enflasyon var. İngiltere'de bence şu an alarm zillerini çalmasına sebep olan en büyük şey bu. Hindistan'dasınız ve Hindistan'ı takip ettiğim kadarıyla diğer piyasalarla kıyaslandığı zaman daha iyi bir performans gösteriyor Hindistan. Neden bu kadar dirençli ya da yatırımcılar buna nasıl bir tepki veriyor? Evet, haklısınız. Hem uluslararası yatırımcılar hem de yerli yatırımcılara baktığımız zaman finansal piyasalar gerçekten çok dirençli olduğunu kanıtlıyor bize. Bence Hindistan'ın, şöyle söyleyeyim, çok çetin bir yerel piyasası var. Yani büyüme hikayesine baktığımız zaman gözlerimizin önünde ilerliyor. Gayri safi yurt içi hasılası Hindistan'ın İngiltere'yi geride bıraktı. Ve sadece aslında şunu da söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Hindistan dünyadaki en büyük üçüncü piyasa. Hisse piyasalarına dönüp bakalım. Şu an rupinin değer kaybı yaşamasına rağmen, ki bu diğer para birimlerinin değer kaybetmesi kadar alarm zilleri çaldırmıyor. Bizim mesela Dubai'den gelen yatırımcılarımız ya da Türkiye'den ya da farklı ülkelerden gelen yatırımcılarımız bize ABD doları cinsinden yatırım yapıyor ama yine getiri elde edebiliyorlar. Çünkü geçen seneye baktığımız zaman bütün büyük endeksleri geride bırakacak bir performans sergiledik. Çin, Singapur vesaire, bunları geride bıraktık. Yani değer kaybı yaşanmasına rağmen bence bu sürdürülebilirliği gösteriyor finansal piyasalarda. Ne kadar olgun olduğunu gösteriyor finansal piyasaların. Yılın başlarına doğru çok büyük çıkışlar olduğunu görmüştük. Uluslararası paranın çıktığını görmüştük ama piyasalar ne olursa olsun yoluna devam etti. İşletmelere dönüp baktığımız zaman çok iyi kurulmuş durumdalar. Tabii ülkenin hala çok fragmente bir durumu var. Farklı sektörlerde penetrasyon oranı düşük olduğu için bu da beraberinde elbette fırsatları getiriyor.